Özellikle fazla kilo problemi olan insanların en çok şikayetçi olduğu durum çok yemek tüketmektir. Atıştırmalık yiyecekler hepimizin hoşuna gider ama bunların sağlıklı, kilo aldırmayan ve iştah kesen yiyecekler olması halinde hem midemizin açlık hissini bastırmış hem de sağlıklı bir şeyler atıştırmış oluruz. Yiyerek nasıl zayıflayalım ki demeden önce bu yiyeceklere bir şans verin. İşte karşınızda o bitmek bilmeyen iştahınızı kapatmak için heyecanla ve tüm lezzetiyle bekleyen yiyecekler. Yulaf ezmesi. Genellikle enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan yulaf ezmesi çoğu kişi tarafından pek sevilmez. Ancak potasyum, magnezyum, folik asit ve benzeri maddeler sayesinde vücudumuz için oldukça besleyici ve yararlı bir yiyecek olan yulafın en önemli özelliği tok tutmasıdır. Yulaf ezmesini nasıl tüketeceğim derseniz, süt ya da yoğurtla karıştırarak afiyetle yiyebilirsiniz. Elma. Elmanın içinde pektin adında bir madde bulunmaktadır. Bu madde beyne tokluk sinyali gönderir. Tüm diyetlerde ve zayıflama programlarında tüketilmesi önerilen elma, lifli yapısı sayesinde midede parçalandıktan sonra mide tabanını kaplayarak uzun süre tokluk hissi yaratır. Haşlanmış yumurta. İçindeki kaliteli ve yüksek protein miktarı sayesinde çok besleyici olan haşlanmış yumurta oldukça da tok tutucu bir gıdadır. Sabahları yiyeceğiniz bir haşlanmış yumurta sizi uzun süre tok tutar. Atıştırdığınız o abur cuburlar da sizden uzak. Salata. İştahı kapatmada en iddialı olan yiyeceklerden biri de yine diyetlerin başrolünde bulunan salata. Özellikle yeşillerle dolu salatalar, içindeki bu yeşilliklerde bulunan besin lifleri sayesinde midenizi uzun süre aç kalmaktan koruyor. Tokluk hissi oluşturarak iştahınızı kapıyor. Bu durumda size de bol bol yeşillik almak ve salatanıza hazır etmek düşüyor. Baklagiller. Kuru fasulye, mercimek, barbunya, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak kendimizi sürekli aç hissetmemizin önüne geçiyorlar. Üstelik baklagillerin nasıl önemli bir protein deposu olduğunu da biliyoruz. Misler gibi kokan tarçın. Tarçın da diyetlerde sıkça başvurulanlardan. Çünkü kendisi insülin dengesini korumaya yardımcı oluyor. Ve bu sayede hızlıca iştahınızın açılmasına engel oluyor. Tatlı krizinin kapıda olduğunu hissettiğinizde bir çay kaşığının yarısı kadar toz tarçını bitki çayınızın içine karıştırarak tüketebilir ya da aynı şekilde çubuk tarçını bir süre çayınızın içinde beklettikten sonra içerek de aynı etkiyi görebilirsiniz. Karnabahar. Karnabahar seveni de sevmeyeni de bir hayli fazla olan bir sebzedir. Ancak bu özelliğini öğrenince ona daha çok şans vereceğinizden eminim. Karnabahar en önemli iştah azaltan yiyecekler arasında. Bunun nedeni ise besin lifi bakımından en zenginler arasında yer alması. Karnabaharı çiğ olarak da yoğurtla güzel bir sos hazırlayarak televizyon karşısında bir atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Brokoli. Tıpkı karnabahar gibi brokoli de iştah kesme konusunda size yardımcı olmak için sırada bekleyenlerden. Üstelik birbirine pek benzeyen bu ikilinin iştah kesme güçleri de aynı sebebe dayanıyor. Brokoli de besin lifi açısından oldukça zengin. Bu da midenizde daha uzun süre tokluk hissi yaratabileceği anlamına geliyor. Tam bir efsane olan ve herkesin sevdiği bir atıştırmalık sarı leblebi. Açlığı bastırma konusunda en yaygın olarak kullanılan ama doğruluğundan hep şüphe edilen sarı leblebi gerçekten iştahınızı kapatabiliyor. Bunu nasıl yapıyor derseniz, midenizde fazlaca üretilmiş olan ve sizi açlığa hızlıca götüren mide asitlerini azaltarak. Yoğurt. İçindeki bolca kalsiyum ve proteinin güçlerini birleştirmesi sonucu birçoğumuzun diyetinin vazgeçilmez parçası. Tadı güzelken ve bu kadar da şifalıyken neden onu soframızdan eksik edelim ki? Badem. Aşırıya kaçmamak koşuluyla badem de ara öğünlerde kendinizi acıkmış hissetmeye başladığınızda gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz yiyeceklerden.
Hali hazırda içinde birçok besin lifi, vitamin ve mineral bulunan badem, içinde omega 3 yağ asitleri bulunması sebebiyle de düzenli olarak tüketmemiz gereken bir besindir. Yeşil çay, iştah kesici ve zayıflamayı hızlandırıcı çay denildiği zaman akla ilk olarak yeşil çay gelmektedir. Yeşil çay, iştah kesen bitkilerin arasında antioksidan etkisi ve metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle çok etkili olan bir çaydır. Bölgesel olarak karın bölgesindeki yağları eritme etkisi de bulunmaktadır. Günde yaklaşık olarak 2 fincan yeşil çay tüketerek metabolizmanızı 2 kat hızlandırmanız mümkündür. Yeşil çayın tadını beğenmiyorsanız içerisine toz tarçın veya kabuk tarçın ilave ederek de tüketebilirsiniz. Ayva. Sonbaharda yetişen ayva, C vitamini bakımından zengin bir meyve olması ve bol miktarda besin lifi içermesi nedeniyle hem midede hacim kaplayarak tokluk hissine hem de iştah kesmeye yardımcı olur. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz videosunda buluşmak dileğiyle sağlıklı ve zayıf kalın. Hoşça kalın.